Yepyeni bir tarif videosu ile hepinize tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Tarifimize geçmeden önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorumda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben hemen hamuru hazırlamakla işime başladım bile. Öncelikle 4 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kasesinin içerisine aldıktan sonra üzerine yarım yemek kaşığı tuz ekledim. Tuz ve unu güzelce karıştırıp orta kısmına çay kaşığının ucuyla çok az miktarda maya ilavesi yaptıktan sonra azar azar kontrollü bir şekilde su ilave ederek önce hamuru kaşıkla karıştırılmayacak kıvama gelene kadar karıştırdım. Hamuru biraz toparladıktan sonra ise tezgah üzerine alıp o şekilde yoğurmaya devam edeceğim. Hızlı ve kolay olsun derseniz eğer stand mikseriniz var ise onunla çok hızlı bir şekilde güzel daha da kıvamlı bir şekilde yoğurabilirsiniz. Lakin herkesin evinde stand mikser olmadığı için ben özellikle elimle göstermeyi sizlere daha da uygun buluyorum. Neden bunları dile getirdim? Çünkü genellikle videolarımda çok fazla soruluyor. O yüzden de bu şekilde belirtmek istedim. Gördüğünüz gibi hamurumuz orta sertlikte ancak güzel kıvamda bir hamur oldu. Ele yapışmayan bir hamur ikiye böldükten sonra 2 adet beze hazırlayarak hemen tepsinin üzerine aldım. Her iki bezeyi hazırladıktan sonra üzerlerini bir poşet yardımıyla güzelce kapatıp bu şekilde 10 dakika kadar dinlendirdim ki açma aşamasında benim için kolaylık olsun. Hamur kendini birazcık salsın ve yumuşasın. Hemen dinlendirdiğim hamurlardan bir tanesini tezgaha alarak altına ve üzerine bolca un serpiştirip oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Oklava kullanamayanlar her zaman söylediğim gibi bu gibi tariflerde gönül rahatlığıyla merdane tercih edebilirler. Ortalama bir mantı hamuru kalınlığında hamuru açtıktan sonra dörde katlayıp bir kenara aldım ve diğer hamuru da hızlıca açmakla işime devam ediyorum. Bu arada kanalımda birbirinden farklı lezzetli çeşit çeşit tatlı, börek, çörek videolarım mevcut. Dilerseniz kanalımı ziyaret ederek diğer videolarıma da göz gezdirebilirsiniz. Ve her iki hamuru açtıktan sonra hamurumuzun üzerine eritilmiş tereyağı gezdirip fırça yardımıyla her tarafına güzelce sürelim. Üzerinin hiç kuru kalmaması gerekli. Her tarafını mutlaka ıslatalım. Hemen peşinden diğer hazırladığımız yani açıp kenara bıraktığımız hamuru üzerine yerleştirelim. Kenarlarını eşitleyelim. Üzerini tekrardan tereyağı ile yağlayalım. Bu aşamada mutlaka katı yağ kullanmalıyız. Sıvı yağ tercih etmiyoruz. Yine hızlıca fırçayla her tarafından geçtim. Ardından elimle hamuru olabildiğince büyütüyorum. Eğer hamurunuz hemen kendini salmazsa bir 10-15 dakika dinlendirin tezgah üzerinde. Üzerinde zaten yağ olduğu için kurumayacaktır. Dinlendirip o şekilde devam edebilirsiniz. Hamuru kare bir şekilde açabildiğim kadar açtıktan sonra önce uç kısımlarından başladım. Ardından videoda gördüğünüz şekilde elimle hafif hafif çekiştirerek güzelce rulo haline getiriyorum. Şimdi bir ucunu içe doğru kıvırıp hamuru yuvarlak şekle getirelim. Diğer ucunu ise altına yerleştirelim ve üzerinden biraz bastırıp hamuru birazcık genişletiyoruz.
Ardından bir poşetin veya streçin arasına yerleştirelim. Üzerini hava almayacak şekilde güzelce kapatalım ve bu şekilde hazırladığımız hamuru en az 1-2 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Eğer zamanınız var ise ertesi güne hazırlamak isterseniz bir gece öncesinden hamuru hazırlayıp buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Hamurumuz dinlenirken ben hemen hızlıca iç harcını hazırlamaya geçtim. Öncelikle patatesi önceden haşlamıştım. O yüzden diğer aşamaları sadece sizlere gösteriyorum. Birer yemek kaşığı tereyağı ve sıvı yağını ve bir adet kuru soğanı bu yağın içerisinde, yani çok fazla yağ olmadan az yağın içerisinde güzelce kavurdum. Rengi hafif değişmeye başladığında 3 adet haşlanmış patatesi üzerine ilave ediyorum. Baharat olarak tuz, karabiber, tatlı toz biber ve pul biber ekledim. Ve çatal yardımıyla patatesleri içerisinde eziyorum. Patatesleri eziciyle veya çatalla güzelce ezdikten sonra üzerine doğranmış yeşillikleri ekleyelim. Ben birazcık dereotu ve birazcık da maydanoz kullandım. Elinizde hangi yeşillik var veya hangisini yakıştırıyorsanız onu ilave edebilirsiniz. Karıştırdıktan sonra bir kenara alalım. İkinci bir işleme kadar bu şekilde dinlendirelim. Diğer taraftan artık hamurumuz tamamen soğumuş, yeteri kadar dinlenmiş. Ben buzdolabının buzluğunda yarım saat dinlendirmiştim. Çekim aşamaları çok uzun sürebileceğinden o yüzden ben birazcık hızlı işlemleri tercih ediyorum. Ancak dediğim gibi ne kadar uzun süre dinlenirse o kadar sizler için iyi olacaktır. Hemen tezgah aldıktan sonra üzeri çok yumuşak ve hafif nemli gibi olduğundan üzerini bolca un ile unladım. Ardından laminasyonlarına zarar vermemek adına önce oklavayla üzerine baskılar uyguladım. Ardından açıyorum. Hamuru daha sonrasında rulolar haline getireceğimizden hamurumuzu mutlaka olabildiğince inceltmeyi ihmal etmeyelim. Hamuru yeteri kadar incelttikten sonra bir pizza ruleti yardımıyla eşit ölçülerde aynı pizza dilimleri şeklinde keselim. İstediğiniz ölçülerde kesip hazırlayabilirsiniz. Tamamını kestikten sonra üzerlerine içlik yerleştirelim. Dediğim gibi ben patatesli yaptım. Bu şekilde bir içlik tercih ettim. Sizler peynirli, kıymalı, hatta tatlı iç harçlarıyla yani çikolatayla da gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdi her iki ucunu önce içe doğru getirdim ki iç harcı içerisinden çıkmasın. Ardından yavaş yavaş hamuru elimle çekiştirerek, yani bir tık daha incelterek rulo haline getiriyorum. Şu anda daha yakın çekimle sizlere hemen hızlıca göstereceğim. Aynı kruvasan tekniğiyle düşünebilirsiniz. Şöyle yavaşça çekelim koparmadan. Çok kalın olursa pişmeye de bilir. Gerçi içerisi mayalı bir hamur. Yani çok fazla olmamasına rağmen maya mutlaka etki edecektir. Yine de dikkat etmekte fayda var. Yani olabildiğince hamuru inceltip o şekilde sarmayı ihmal etmeyelim. Tamamını hazırladıktan sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisinin üzerine alalım. Hemen bir tanesini yakından böyle göstermek istedim. Gördüğünüz gibi pişmemiş halleri bile çok güzel görünüyor. Son aşamada ben üzerlerine eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürdüm. Ancak sizler daha poğaçamsı bir görüntü elde etmek isterseniz üzerine süt, yumurta, yoğurt, su bile ekleyebilirsiniz. Yani tamamen sürebilirsiniz. Tamamen size kalmış durumda. Ben daha çıtırımsı bir görüntü istediğim için yağ sürmeyi tercih ettim. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderdim. Fanlı fırında alt üst ayarda pişirdim. Ortalama pişme süresi 30-35 dakikadır. Yalnız fırından fırına süre mutlaka değişeceğinden kontrollü olmakta fayda vardır. Hemen hızlıca hem dokusunu hem de içerisini sizlere göstermek istedim. Gerçekten çok güzel ve pratik bir tarif. Eğer tarifimi denerseniz deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı
Deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videolu tariflerim için ise kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolu tariflerde görüşmek üzere.